Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuzla tüm hızımızla devam ediyoruz. İstanbul Kongre Merkezi 2016 Silha Fuarı'ndayız. Ve her zaman olduğu gibi sektörünün öncü ve köklü firmalarından birine Nil Tekstil'e konuk olduk. Yanımızda firmamızın ikinci nesil sahibi Sayın Ester Reyna Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlerle burada olmaktan büyük bir keyif duyduğumuzu öncelikle söylemek istiyorum. Çok güzel, hareketli bir fuar geçiriyoruz. Fuarla ilgili düşüncelerinizi elbette alacağım ama öncelikle değerli izleyicilerimize biz hem Nil Tekstil'i hem de ikinci kuşak olarak, genç bir kuşak olarak firma yetkilisi olarak sizleri tanıtmak istiyoruz. Dünden bugüne nasıl geldik efendim? Firmamız 1953 yılında kuruldu. Babam tarafından, rahmetli babam tarafından kuruldu. Tekstil firmasıyız. Öncelikle konfeksiyona yönelik kumaş üretiyorduk. Daha sonra bir talep olunca masa örtüsünü ve ürün gamımıza kattık. Halen de bu iki branşta da imalatımızı sürdürüyoruz. İmalat demişken imalat yerimizden bahsedebilir miyiz? İmalatımız Bursa'dadır. Ve orada tezgahlarımız orada. İstediğimiz kaliteleri müşterinin de yönlendirmesiyle orada üretiyoruz. Üretimimizi orada sürdürüyoruz. Satışımız buradadır. Çeşitli fuarlara katılarak da daha geniş bir kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Peki talepler şu an için daha çok nerelerden geliyor? Nerelere kadar ulaştırabiliyoruz bu ürünleri? Fransa, İtalya, İngiltere, İsrail, Türkiye tabii ki başta olmak üzere. Birçok ülkeye, çoğu Avrupa ülkesine gidiyor. Evet. Türkiye başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına ürün gönderebilirken Avrupa'ya da şu an ürün yolluyoruz ve talepler kesinlikle de oldukça yoğun geliyor. Doğru. Oralardan. Oralardan da geliyor. Peki bu talep yoğunluğunun sebebini, yani tercih edilme sebebinizi sorabilir miyim? Türkiye'nin burada ismen olarak bir güvenilirliği var. Tekstilde bir güvenilirliği var. Ve biz de tabii ki bundan payımıza düşeni alıyoruz. Sunduğumuz ürünlerin kalitesi ve iyi olması ve köklü bir firmasınız. Köklü bir firmasınız. Yani dünden bugüne bakıldığı zaman babanızın kurmuş olduğu bayrağı bugüne sizler taşıdınız, getirdiniz, devam ettiriyorsunuz. Bu güvenilirlikte eski ve köklü öncü firmalardan biri olma özelliğiniz var elbette. Kesinlikle. Uzman kadro. Kaliteden de kalite ödün vermememiz ve ürün gamımızın çok geniş olması. Hı hı. Yani %100 pamuk, pamuk polyester, %100 polyester, kendi ithal ettiğimiz ketenlerden farklı ürünler, iplikten imal ediyoruz. Çok geniş bir ürün gamımız var ve gerçekten de piyasada kaliteli olmamızda tanınan, evet. Evet, aranan evet kalitede ürünler yapıyorsunuz. Bu da zaten zannediyorum evet ki dediğiniz gibi sektörde gene sizi aranan firmalardan biri yapıyor. Evet. Peki bundan sonraki hedefleriniz neler? Siz genç ikinci kuşak olarak bayrağı aldınız, götürüyorsunuz. Bir üçüncü kuşak daha var. Bir üçüncü kuşak daha neler var. Neler yapacağız ileriye doğru? Vallahi önemli olan zaten burada güvenilirliği kaliteyle. Yani kaliteyi ve güvenilirliği sürdürmek. En önemlisi o. İstikrar çok önemli. İstikrar çok önemli. Talebe ve isteğe göre kalitemiz aynı kalite standartlarını koruyarak müşterilerin taleplerine göre de ürünlere biz de yön veriyoruz. Hani son zamanlarda insanlar birazcık düz kaliteden sıkıldı. Ne yapabiliriz? Jakarımız zaten var. Buna birazcık da emprimeleri görebileceğiniz birkaç tane var. Emprimeleri katıyoruz. Böyle masalara birazcık daha bir neşe, birazcık daha bir renk,
düzün yanı sıra böyle bir farklı restoranların ve hatta otellerin konseptlerine göre, mekanların konseptlerine göre renk katmayı hedefliyoruz bundan sonra. Elbette çeşitliliği arttırmak, talebe göre yeni tasarımlar, yeni tabii, ürünler, yeni projeler yapmak. Evet. Bu anlamda da tabii ki bir Ar-Ge çalışmanız var. Onlar yapıyorlar bu çalışmaları. Ester Hanım, tabii Sirha Fuarı'ndayız. Sektörün en önemli fuarındayız sizlerle birlikte. Fuar taleplerinizi karşıladı mı? Ne düşünüyorsunuz bu fuar için? Sirha'ya ilk başladığı yıldan itibaren katılıyoruz. Fuarın tek tekstil firmasıyız. Peki tabii siz fuara katıldığınız günden buna bugüne de sürekli burada bir portföy oluşturuyorsunuz, bir talep oluşuyor. Sizi tercih eden tüm dostlarınıza buradan vermek istediğiniz mesaj nedir? Valla ben tekstil ile müzik arasında şöyle bir benzetme yapıyorum. Ben de bütün notalar var, iplik ve kalite açısından, hani benzerlik yapıyorsam. Siz bana hangi müziği dinlemek istediğinizi söyleyin diyorum. Ben o müziği çalacağım size. Harikasınız. Gerçekten de çok güzel bir sloganla yola çıkmışsınız. Ben her şey için, özellikle bize kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Başarılarınızın bundan sonra da katlanarak devamını diliyorum. Tekrar çok hayırlı fuarlar. Sağ olun. Biz 1953'ten beri kalite dokuyoruz. Mottomuz budur. Tekrar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz sektördeki başarılarınızın devamını diliyorum. Hayırlı fuarlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, İstanbul Kongre Merkezi Sirha 2016'dan seslendik. Şimdi merkez CEO'larındayız.